Herkese merhaba. Escorcho E8 geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı ve bu telefon 799 lira gibi bir uygun fiyattan tüketicilere ulaşıyor. Escorcho E8 oldukça iddialı mevcut akıllı telefonunuzu gömmenize imkan sağlayacak, gömmenize neden olacak nitelikte özellikler sunuyor ve bunu uygun fiyattan sunuyor. 5 inç 1080p Full HD ekran, 8 çekirdekli işlemci, 16 GB dahili hafıza, 2 GB RAM ve 13 megapiksel arka kamera, buna ek olarak 5 megapiksel ön kamera Escorcho E8'in başlıca özellikleri arasında yer alıyor. Escorcho E8'in 7.8 mm kalınlığındaki gövdesi bir hayli çekici duruyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Plastikten yapılmış ve arka kapağı yerinden çıkıyor. Arka kapağı yerinden çıkardığınızda karşınıza 2200 mAh kapasiteli bataryası çıkacak. Şu şekilde çıkartılıyor arka kapağı, plastik arka kapağı ve gördüğünüz gibi çift sim kart yuvası mevcut. 2 tane sim kartı takabiliyorsunuz Escorcho E8'e. Bunlardan sadece bir tanesi 1 numaralı sim kart yuvasına takılmış olan kart 3G desteği sunuyor. Hat 3G desteği sunuyor. Diğer hat ise 2G desteği sunuyor. Sadece telefon görüşmeleri için kullanabileceğiniz bir sim kart desteği sunuluyor. Genel olarak Escorcho E8'in gövdesinin bir hayli sağlam durduğunu söyleyebiliriz. Telefonu tek elle rahatlıkla tutup çoğunlukla ekranın büyük bir kısmına tek parmağınızla erişmeniz mümkün oluyor. Aynı zamanda sağda güç butonu, solda da ses tuşları bir hayli uygun noktalara yerleştirilmiş. Gördüğünüz gibi tek elle tutarken bu tuşlara rahatlıkla erişmek mümkün oluyor. Telefonu elimde oynatmadan ses ve güç butonlarına rahatlıkla erişebiliyorum. Bunun dışında telefonun ekranının altında görmüş olduğunuz gibi kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları var ve bu tuşlar arkadan aydınlatmaya sahip. Karanlıkta oldukça iş görecektir. Ve bunun dışında yine tasarım anlamında söyleyecek olursak üstte 3.5 mm kulaklık jakı, altta micro USB portu ve mikrofon. Aynı zamanda arkada da görmüş olduğunuz gibi ikinci mikrofon var. Böylelikle gürültü bastırma özelliği de Escorcho E8 ile birlikte sunuluyor. 5 inç 1080p ekran, yüksek bir keskinliğe sahip. Görüş açıları da fena sayılmaz. Güneş altında da görüş fena değil. İşinizi rahatlıkla görecektir bu ekran. Film izlerken, fotoğraflara bakarken Escorcho E8'in ekranı gayet yeterli. Performans açısından 8 çekirdekli MediaTek işlemcinin orta karar bir performans sunduğunu görüyoruz. Benchmark testlerinde ortalamanın üstünde 30.000 seviyesinde, 35.000 seviyesinde bir benchmark, Antutu benchmark puanı elde ediyor Escorcho E8. Geekbench 3 testinde de çoklu çekirdek performansı fena sayılmaz içerideki MediaTek işlemcinin, ancak tek çekirdek performansı biraz geride kalıyor, bunu söylemeliyiz. Asphalt 8 Airborne gibi yüksek profil oyunu rahatlıkla oynayabildik. Grafik kalitesi biraz düşük olsa da genel olarak Escorcho E8 oyunları oynatırken çok da fazla sıkıntı yaratmıyor. Oyunları rahatlıkla oynamanız mümkün oluyor. Bunun dışında telefonda Android 4.4.2 KitKat çalışıyor. Escort kullanıcı arayüzü bakımından çok fazla bir müdahalede bulunmamış. Genel olarak Android'in ham sürümünün bulunduğunu görüyoruz. Bazı ikonlar özelleştirilmiş. Çeşitli yazılım eklentileri mevcut. Hotnut adı verilen bir paylaşım aracı var. Ekran başka bir aygıta dokunduğunda veri alışverişine izin veriyor. Bunu çeşitli cihazlarla iletişim için, veri alışveriş için kullanabilirsiniz. Kullanmanız zamanlarda da kolaylıkla kapatabilirsiniz. Bunun dışında akıllı jest adı verilen ve oldukça kullanışlı bir özellik var. Ekran kapalıyken tanımladığınız çeşitli akıllı jest öğeleri sayesinde Escorcho E8'deki bazı uygulamalara veya işlevlere kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Örneğin ekran kapalıyken bir E harfi çizin ve gördüğünüz gibi E harfiyle tanımladığınız e-posta uygulamasını kolaylıkla açın. Veya bunun dışında ekranda bir tane alta doğru çizi hareketi yapın ve ayarlara erişin. Bütün bu açılacak olan uygulamaları, işlevleri görmüş olduğunuz gibi buradan tanımlıyorsunuz. Hangi komutların girileceği önceden belirlenmiş. Sizin yapmanız gereken bu komutları etkinleştirmek ve daha sonra da kullanıma hazır hale getirmek. Bunun dışında Escorcho E8'de arkada 13 megapiksel kamera var. Bu kamera 1080p Full HD video kayıt özelliğine sahip. Fotoğraf ve video çekim gördüğünüz gibi aynı ekranda kolaylıkla yapılıyor. Basit bir fotoğraf uygulaması söz konusu. Android'in ham kullanıcı arayüzündeki fotoğraf uygulamasından çok farklı değil. Çeşitli modlar mevcut. Bunun sıra çeşitli efektlerin de hareket izleme modunun da bulunduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi çeşitli modlar, yüz güzelliği modu, panorama modu gibi modlar var. Bunun yanı sıra yine
hareket yakalama özelliği sayesinde hareket algılandığında otomatik olarak çekimde sunuluyor. Yine isterseniz ön kamerayı kullanarak da 5 megapiksel kamerayla selfie fotoğraflar çekebilirsiniz Escort Joy E8 ile. Escort Joy E8 ile birlikte çeşitli aksesuarlar da sunuluyor. Örneğin görmüş olduğunuz kapaklı kılıf telefonun kutusundan çıkıyor ve görmüş olduğunuz gibi ekran kapalıyken Escort Joy E8'in bu kılıfı üstündeki pencere yardımıyla telefondaki çeşitli bilgileri ekranda gösteriyor. Açtığınızda da doğrudan ekranınıza zarar geliyor. Kapattığınızda da gördüğünüz gibi o pencere üzerinden çeşitli bilgiler, bildirimler size gösteriliyor. Gayet sağlam, şık görünümlü bir kapak. Bunun dışında bir de telefonun kutusundan bir tane ekran koruyucu jelatin çıkıyor. Eğer ekranın çizilmesine karşı biraz endişe duyuyorsanız o kılıf jelatini kullanarak da ekranı biraz da koruma altına alabilirsiniz. Ancak biz bunu pek tavsiye etmiyoruz. O tür jelatinler biraz ekranın görüntü kalitesini, görsel deneyimini azaltıyor. Bunu belirtmeliyiz. Escort Joy E8 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bu telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı, çekilen fotoğrafları ve videoları Teknoblog'daki detaylı incelemede bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.